Herkese merhaba arkadaşlar, ben Vanoria, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Sisli Yelkenler hikayemizin 1. sezon 2. bölümünü hep birlikte oynayacağız. Başlayalım. Adelaide'nin hayatı alt üst oldu ve şimdi o kendini kaçak gibi hissetmek zorunda kalacak. Hadi bakalım. Bölüm 2. Sisse. O burada ne arıyor? Bu senin nişanlın. Diego bir gülümsemeye giriyor. Görünüşe göre Kadir'in kendisi bizi bir araya getirdi. Anne, babayı ara. Neden? Bu yüzsüz kişinin adından derhal sürülmesini talep ediyorum. Birbirinizi tanıyor musunuz? Hanım, bizi nişanlımla yalnız bırakır mısınız? Biraz sohbet edelim. Elbette, senyor. Anne? Baban ve ben yakınlarda olacağız. Kapı çarptı. Kızı Soylu ile yalnız bırakıp. Evet güzelim. Yani güzel evlenmeye mahkumuz. Bu sonuca hala inanıyor musun? Sadece tam olarak doğru başlamadığımızı düşünüyorum. Ne yazık ki sizi hemen tanıyamadım. İspanya'da portrelerinizin olmadığını anlamalısınız. Ve kesinlikle bu bir ihmal. Ve inanın bunu düzelteceğiz. Çok mu kendinden eminsin? Neden bu kadar tepki veriyorsunuz ki? Görüyorum ki hala hediyemi denemedin. Diego bir kolye alır ve kızın arkasına doğru yürümeye başlar. İzin verin bu güzel inceleri takmanıza yardım edeyim. Onun niyetine nasıl cevap verilir? Kolyeyi takmasına izin ver, arkasına kalmasına izin verme. İzin verelim. Soğuk inceler kızın boynuna dokunur ve bir çırpma tıklaması duyuluyor. Aferin, iyi iş çıkardın. Neyin ne olduğunu anladın. Çok mutlu yıllar birbirimizle geçirmeliyiz. Ve özellikle geceleri. Bu ne alçak gönüllülük, böyle utangaçlık. Acaba aşk konusunda bir tecrüben var mı? Görünüşe göre sana öğretecek çok şeyim var. Adelaide onun sıcak nefesini arkasında hissetti. Diego'nun elleri korse üzerinden göğsüne doğru kaymaya başlar. Dünyada bilinen her türlü tutkuyu deneyeceğiz. Tamam. Bu çekiyor mu? Hemen koş. Ona bir kitap at. Koş diyelim. Adelaide kapıya koştu. Fakat Diego kızdan daha hızlı ve daha çevik. O kızın bileğinden sıkıca tutuyor ve keskin bir hareketle kendine doğru çekiyor. Ya sen! Sen nereye? Bir eliyle onu omuzlarından tuttu. Ve diğer eliyle genç hanımın alt eteklerine dolaşmaya başladı. Mutsuzluk, kaçacak bir yer yok. Kimse yardım etmeyecek. Her zamankinden daha kötü bitti. Adelaide hayatını sevmeyen biriyle birleştirmekten korkuyordu. Ama şimdi... Şimdi birkaç iç çekişi var ve bu sadistin pençesinde olacak. Daha sonra olacağını düşündüm. Ama mutluyum ve işi aceleye getirdim. Çaresizlik içinde açık balkona baktı. Kılın sis anlık olarak dağılır. Bir geminin dilinceleri yelken açmaya hazırlanıyorlardı. Tamam. Nasıl baş edilir? Hançer çek, yardım çağır. Hançer çek. Keskin bir hareketle Adelaide Diego'nun kemerinden hançer çeker. Huş. Aa, yüzüm. Keskin bir vuruş kadın eliyle hançer ile yüzünü çizdi. Hayvan, pislik. Bu iz artık mezara kadar. Peki. Diego'nun yüzünü susarak yerde yuvarlanmaya başlar. Görünüşe göre Adelaide onun gözünü yaraladı. Kendisini özgür bırakmayı başardığına inanmayan kız hançere bakar. Şimdi ne yapmalı? Yanınıza aldığınız hançeri saklayın. Diego'nun tarikatını kes. Tarikatını kes diyelim. Bilmiyorum hangi şey için aldın ama... Ama bu ödülü giymeyi hak etmedin. Ne oldu? Of sen mi? Durumu hızlı bir şekilde değerlendiren babası bir şamdan alıp Diego'ya koştu. Şimdi ne olacak? Babanın düşmanı etkisiz hale getirmesine yardımcı ol. Pencereden dışarı asla. Tabii ki bu. Adelaide vazoyu alıp Diego'ya doğru koştu. Al sana. Diego baygın yere düşüyor. Birkaç dakika kazandırıldı.
Ne oldu? Sen iyi misin? Şimdilik evet. Umarım bu alçak hak ettiği şeyi alır. Pat. Babanın ellerini aşağıdan yere düşüyor. Biz ne yaptık? Yüzü solgun olan babası kafasını tutar. Bu nedir? Biz ne yaptık? Limanımızda filonun amiraline saldırdık. Bu ortaya çıkarsa başımıza neler geleceğini biliyorsun. E hep sizin yüzünüzden. Evlendirmeseydiniz kızı. Ay arkadaşlar bir saniye. Şuna girmem lazım. Neyse. Hala vaktimiz var. Adelaide. Evet anne. Kaç buradan. Ses dağıldıktan sonra adayı terk etmenin bir yolunu bul. Acele et. Ama o... Hangi güçlerle kavga ettiğimizi bilmiyorsun. Acele et ve biz deneyelim. Bir şeyler yap. Sizi bırakmayacağım. Bizim için endişelenme. Kendini kurtar. Sizi seviyorum. Biz de seni seviyoruz. Acele et. Dur. Kim geliyor? Bu benim. Sen mi? Bu sefer bizi konuşturamayacaksın. Ellerini kaldır. Ne gürültü yapıyorsun? Emir yoktu. Bekle. Bu evde mi yaşıyorsun? Aynen. Demek Don Diego sana mı geldi? Evet. Demek ne garip oldu. Askerler dinleyin. Onları aldat, onları tehdit et. Aldat diyelim. Bu sizin efendiniz ile zaten müzakerelere başlamıştık. O yüzden o bir süre dinlenecek ve rahatsız edilmeyecek. Tamam mı? Evet. Bu harika. Kız yavaşça caddede yürümeye başladı ve arkasında askerlerin şaşkınlığını hissediyordu. Ve böylece tehlike bitmiş gibi görünüyordu. Of! Yürümeye bile hali olmayan başını tutarak Diego evin bahçesinde düştü. Kızın içi soğudu. Ebeveynler. Don, iyi misiniz? Nereye kaçabilirim şimdi? Yelkenler. Sizde yelkenleri gördüm. Diego'dan ve askerlerinden uzaklaşmak için son umut denize saklanmak. Al onu. Aptallar ne duruyorsunuz? Kızı yakalayın ve siz içinde kaybolmadan önce onu bana getirin. Aha. Böyle sesin içinde yüzmek bu bir çılgınlıktı. Yani geminin mürettebatı kaçak oldu ve tüm kuralları çiğnemeye hazırdı. Adelaide aynı olacaktı ve sadece bu gemi özgürlüğünü verebilir. Kalbi göğsünden çıkacaktı. O kadar dövülüyordu ki boynundaki ip sıkı bir düğüm oldu. Adelaide tüm gücüyle kaçıyordu. Ses aldatıcıdır. Herhangi bir ses içinde bozuluyor. Askerin boz sesleri her taraftan geliyordu. Adelaide kuşatmış gibiydi. Sanki elbisesinin eteğine basıyorlarmış gibi bir his var. Ama bu gemi nerede ya? Koşmanın karmaşasında Adelaide kalın bir sesle kayboldu. Bütün gemiler aynı ve cansız görünüyordu. Ve aralarında yükseltilmiş yelkenleri olan biri yoktu. Bu gerçekten bir son mu? Ve ben son şansı kaçırdım mı? Acı dolu gözyaşlarını tutamadı. Adelaide, bu sen misin? Burada ne yapıyorsun? Sadece bir gemi arıyorum. Ama şu, hangisine sen binmek istiyordun? Ah, ilk kırlangıç. Benimle gel, işte burada. Beni kurtardın. Bu senin için yapabileceğim en az şey. Sana borçluyum, hatırlıyor musun? Anam ama önemli olmadığını söylemiştin. Teşekkürler, gitmem gerek. Bekle. Ne oldu? Sana bir şey söylemek istiyorum. Belki de bir daha şans olmayabilir. Anla, seni yüzmeye götüremem. Bundan bahsetmiyorum. Sizi seviyorum. Ve her zaman sevdim. Ya bu ikisinin ileride... Yani birlikte olabiliyorlar biliyorsunuz William ile. Ama çok saçma değil mi? Yani çocuk da şu kızın arasında kaç yaş var ve çok tuhaf. Yani niye tuhaf? Çünkü bu kız çocukluğundan beri onu tanıyor yani. Çocukken yani yaşı çok küçükken tanıyor. Yani onu birden hani yüksek bir şey adam gibi görüp de nasıl sevgili oldular anlamıyorum.
Ben olmayacağım ama olanlar var mesela. Bana çok tuhaf geliyor. Neyse. Çocuğun hislerini destekle diyelim. Ah canım Bill. Adelaide oğluna doğru eğiliyor ve yanından öpüyor. Çocuk gülümsüyor. Hayatımın geri kalanına kadar bunu hatırlayacağım. Tamam. Tamam. Diplomasi yolu. Tamam. Yüklenen kasaların arkasına saklanıp kız uygun bir anı beklemeye başladı. Bu arada denizciler güverteye başka bir varil sürüklüyorlardı. Ve denizciler güverteye doğru bakarken Adelaide sessizce gemiye kaçmayı başardı. Şimdi geminin sintine saklanmak lazım. Yelkenler kalkana kadar ve artık onu kimse... Burada kim var? Kaçak olarak mı gelmek istedin? Lostrum'a şimdi senin payını verir. Şimus. Ne? Bir misafirimiz var. Oo, eski tanıdıklar. Bakıyorum da o yüzden mi sen Deniz'i merak ediyordun? Peki ya sana uygun olan hayat? Adelaide Diego'dan kalan kolyeyi nefretle koparır. Bu işe yarar mı? Zengin, zengin. Ve yazık değil mi? Bunu bedavaya verirdim. Öyleyse hizmet etmesine izin ver. Güverte panoları sert adımlardan gıcırdamaya başladı ve bu ses tüm takımı dik tuttu. Sebastian mı geliyor? Şimus, biz neden hala bu lanet limandayız? Lostromo sert bir şekilde kolyeyi çekti ve kaptana doğru uzattı. Bir kaçak var. Torguta'ya binmek istiyor. Torguta mı? Dün gece onu okudum. Bu bir korsan gemisi mi? Filibuster. Kaptan kıza yaslanıyor. Bu sadece yol için geçerli. Adadayın ödeme yapmanız istenecek. Hangi ödemeden bahsediyoruz anlıyor musun? Arkadaşlar hemen geliyorum. Pardon arkadaşlar geldim devam ediyorum. Kaptan bu sizi gerçekten ilgilendiriyor mu? Göründüğü kadar çaresiz değilim. Bunu söyleyelim. Göreceğiz. Ama eğer gücünüzü abartıyorsanız sadece kendini suçlamalısın. Gücümü hafife alanlar kendini suçlasın. Adelaide Diego'nun kesilmiş üzerine çıkarıyor. İhtiyacım olduğunda benimkini alırım. Ve sonra karşı olanlar değerli bir şey kaybeder. Bir şey o dökülmüş altından daha değerli. Kaptan onaylayan bir yüz ifadesi yapıyor. Yelken. Kaptan arkasını dönüyor ve köprüye doğru ilerliyor. Şimus. Evet kaptan. Misafirimiz için kabin tahsis et. Bu yapılacaktır. Hadi zavallı gidelim. Ve sen o kadar rahat olma bence. Adelaide güverteyi terk etmek için acele etmiyor ve gözleri kaptanla kaldı. Gemiyi böyle bir sesle nasıl çıkaracak? Heh bu Sebastian. Dalga sevgilisi. Sen onu hiç duymadın mı? Hayır. Tabii tabii şehirli kız. Eğer içki içtiyse sarhoş haliyle gözleri kapalıyken fırtınada bile bizim ilk kırlangıcımızı İskoçya'nın herhangi bir kıyısına demirleyecek. Gel gel buraya. Ayaklarımızın altına dolaşmana gerek yok. Kabin beklendiği gibi küçük ve lüks değildi. Ama şimdi bu onun kabini. Ebeveyn evinde bir oda değil, ordunun ve kıyısının lüks bir yatak odası da değil. Burası onun kendi hikaye köşesiydi. Hikayesinin başlayacağı yer. Zengin değil. Evet ama sıkışık. Ama benim. Ebeveynlerin değil. Birisinin de değil. Benim. Ve hikayemin başladığı yer burası. Dar bir yatağın üzerine otururken kız şimdi ne yapacağını ve hangi adımları atması gerektiğini düşünerek aydınlatıcıya baktı. Tamam. Kapı gıcırdadı. İçinde kaptan vardı. Kapıyı çalmadan bir bayana giriyorsunuz. Kapıyı arkandan kilitlediğini sandım. Bu benim gemim ve benim için kilitli kapı yok. Allah Allah. Ne diyebilirim bu pisliğe? Terbiyeye uyun lütfen. Kapıyı çalabilirdiniz ama. Bunu söyleyelim. Ne için? Peki ya ben giyinmemiş olsam? Beni durdurmalı mı? Bunun filibuster bir gemi olduğunu anlamadın galiba ve sen burada tek kadınsın. Bir ay süren yolculuktan sonra denizcilerin en azından bir damla dürüstlüğünü koruyabileceklerine inanıyor musunuz? Kızın içinde her şey titredi. Tuzağa mı düştü acaba? Neden yüzün değişti? Bence endişelenmeyin. İyi koordine bir takımım var.
ve sen benim korumam altında olduğun sürece şeytan bile sana dokunmayacak. Allah Allah. Tamam. Kaptan ne cevap vereyim? Bir şey mi ima ediyorsunuz? Asaletiniz için teşekkürler. Bunu söyleyelim. İnan bana, ben cömert değilim. Senior, yaptıkların kökeninden daha fazlasını söyleyecek. Ben çok soylu olanlara tanışıyorum. Bunu söyleyelim. Beni şaşırtıyorsun. Neyle? O kadar önemli değil. Şimdilik... Kaptan kıza bir erkek ceketi uzatıyor. Hiçbir erkeğin kıyafetini giydin mi? Hayır. İnan bana, çok daha uygun. Ve yine de neden böyle kaçtın kafanı kırarak? Bu sadece benim işim. Damattan kaçtım. Bunu söyleyelim. Öyle mi? Gelinlik nerede o zaman? Yolda düştü. Çok üzgünüm. Bu oldukça iyi duruyor. Giysini değiştirince seni ekip tanıştırmaya gideceğim. Gemideki yerini belirleyeceğiz. Kaptan, ama ben yerimi ödedim. Tamam, takımın bir parçası olacak mıyım? Bunu söyleyelim. Evet. Bunu söylediğinde kaptan hareket bile etmedi. Giysini değiştirmek için onu kov. Korsan iplerini çözmek için yardım iste. Bunu söyleyelim. Korsayı hafiflet. Sadece kapıyı kapat. Eminim kendini yapabilirsin. Hiç bayanlarla tanışmadın mı? Neden böyle düşünüyorsun? Sıkı bir korsenin ne olduğu ve bunu çözmenin ne kadar zor olduğu hakkında hiçbir fikrin yok. Tamam, ben yardım edeceğim. Kaptan arkadan geliyor. Bicik. Hafif dokunuşla korse üzerindeki tüm bağları kesti. Böylece Adelaide dokunuşunu bile hissetmedi. Elbise yere düşüyor. Cın. Hançer kaptanın ellerinden düşer. Elleri kızın kalçalarına sarılır. Saniye. Parmaklar kramplandı ve kaptan tek kelime etmeden kabini terk etti. Garip biri. Emrimi dinle. Tüm gemilere, yelkenleri kaldırın. Gitmemeli, hayır. Diego'da Oka'dan asla kimse cezasız gidemez. Aha. Gittik işte, ne yapacaksın? Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve sizi morluyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.